Herkese selamlar, ben Barbie Rose. Bir lore videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda uzun zamandır unplayable olan, bir şampiyon olan Hecarim'le bir destemiz var. Grand Plaza ile birlikte Hecarim oynuyoruz. Şimdi desteğe bakacağız. Desteğe bakmadan önce kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Twitch linkimiz ve Discord linkimiz açıklamada, oradan onlara katılabilirsiniz. Videoyu da izledikten sonra beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Şimdi destemize bakalım. Deste Lucian ve Hecarim oynuyor. Lucian ve Hecarim uzun zamandır zaten her zaman insanların aslında aklında olan bir sinerji. Neden bu zamana kadar hiçbir şey bulamıyordu, bir deste de bulamıyordu kendini? Şu sebepten ötürü bulamıyordu. Ephemeral sinerjisi, köpek balığı, arabası, hayalet madalyonu, bu destede oynanmış Ephemeral sinerjileri. Bunlar hiçbir zaman güvenilir sinerjiler değildi. Neden? Bunları oynayıp ataklıyorsunuz, tamam. Çok güçlü boardlar, atak turunda çok güçlü boardlar yaratabiliyorsunuz. Ama rakip bunları champlıyor. Dandik blokerlar koyuyor önlerine. Çok güzel bir şekilde engelliyor. Sonra rakibin turuna geçtiğinde sizin boardunuz yok olacağı için, hiçbir blokerınız olmayacağı için rakip çat diye ataklayıp sizin ona verdiğinizden çok daha fazla hasar size verebiliyordu. Artık bu bayağı değişti ama neden? Grand Plaza var çünkü artık. Büyük meydan, oynadığımız her birim artı bir artı bir ve Challenger kazanıyor. Rakip çeker kazanıyor. Bunun Ephemeral'larla sinerjisi inanılmaz gerçekten. Büyük meydan oynadıktan sonra 3 mana da atakladığımızı düşünelim. Hadi büyük meydan oynadık. Sonra gölgelerin hücumuyla 2 tane 3'e 3 Challenger. Hayaletli madalyonla da 3 tane 2'ye 2 Challenger yaratabiliyoruz. Destemizin ana konsepti bunun etrafında dönüyor. Grand Plaza'ya oynayıp birimlerimize Grand Plaza sayesinde hayali birimlerimize Challenger verip çok word trade'ler yapmak adamın board'uyla Hecarim'le de oyunu bitirmek. Genel konsept bu. Onun dışında başka paketlerde oynuyoruz. Oynadığımız paketlerden biri Lucian Senna. Hayalilerle inanılmaz sinerjisi var. Hayaliler öldükçe Lucian çatır çatır level atlıyor. Güzel atak sıralamanızı doğru yaparsanız, Lucian'ı en sağa koyarsanız hayalilerle ataklarken Lucian hem level atlayıp hem aynı atakta size bir tane de saldırı tokeni verebiliyor. Destemizin genel konsepti bu. Bir de birkaç kart daha var. Çok oynama sebebimiz açık görünmeyen olabilecek. Kabuk canavarı oynuyoruz. Destemizde çok fazla blocker olmadığı için, yüksek manlarda da daha kombolarımıza odaklanacağımız için rakibin birimlerini genelde bloklayamayacağız. Kabuk canavarı burada devreye giriyor. Bunu biri de oynadıktan sonra hayali bir birimle ataklarken çat diye bu 3'e 3 olacak. 3'e 3 olduktan sonra da rakibi bloklayabiliriz, ataklarda kullanabiliriz. Bir sürü farklı kullanım yeri var bunun. Onun için 2 tane single oynuyoruz. Bu belki hata olabilir. Gördüğümüz üç 3 tane oynuyordu. Ben desteği bu hale getirdikten sonra 2 tane daha mantıklı değil de yer bulamadım. Deste genelde büyük meydanla rakibin board'uyla etkileştiği için 2 tane single combat o kadar da kötü hissettirmiyor. Onun dışında afet tarihçisi oynuyoruz. Herhangi bir birimizi illa böyle ölünce çok word olacak bir şey atmanıza gerek yok. Herhangi bir biriminizi attıktan sonra bunu hem bu challenger artı bir artı bir kazanıyor, hem tekrar hayata döndürdüğünüz birim kazanıyor. Ayrıca aksaçlık olunca atarsanız da hiç fena olmuyor. Bir tane tekrar bundan getiriyor. Bir tane de Sadık Porsuka'yı getiriyor burada. Onun dışında late game'imiz Hecarim ve Rekindler'dan oluşuyor. Ruh gözcüsünden oluşuyor. Hecarim gerçekten bu listede inanılmaz. Çok rahat bir şekilde level atlatabiliyorsunuz early'deki hayali birimleriniz sayesinde. Köpek balığı arabasını da rastgele bir yerde atabilirsiniz. Ölsün diğer hayalilerle ataklarken tekrar gelsin diye. 3 tane de ruhların çobanı oynuyoruz. Neden? Destemiz sadece büyük meydana bağlı kalmasın diye. Ephemeral'larımız, hayali birimlerimiz board'da büyük meydan yokken de bir şeyler yapabilsin diye. 3 tane de ruhların çobanı oynuyoruz. Destemizin genel konsepti bu. Büyük meydandan olabildiğince, Grand Plaza'dan olabildiğince yararlanmak, Lucian'a level atlatmak, Hecarim'le de oyunu bitirmek, genel konseptimiz bunun etrafında dönüyor. Her zaman büyük meydan çekebiliyoruz. Dediğim gibi onun içinde ruhların çobanı, diğer sinerjilerimiz mevcut. Daha fazla uzatmadan 3 tane maç atacağız şimdi. 3 tane maçımızı atalım. Bu destede her zaman çok hard bir şekilde Grand Plaza'ya oynamanız gerekiyor. Yani Grand Plaza elinize gelmemişse bütün kartları atıp Grand Plaza çekmeye oynayabilirsiniz. Güzel, bu deste çift manalarda ataklamayı seviyor. Okey. Dedim ki direkt Grand Plaza'ya oynayacağız. Senaları zaten tutmam. Ranger'ı da tutmaya gerek yok. Direkt Grand Plaza'ya oynayacağız. Plaza'yı çekemedik. Okey. Köpek balığı fena değil.
Dedim bak, Grand Plaza çekemediğimiz için ruhların çobanı çektik. O da o kadar fena değil. Ama her zaman plaza çekmeyi istiyoruz tabi. Okey, bu atak. Okey. Şimdi burada ruhların çobanı oynayacağız. İki manayı biriktiriyoruz. Okey, sıkıntı değil. Burada güzel bir ranger'ımız var. Adam yetiyi çekti, unlucky. Ranger'la ataklayıp adamın ne yapacağına bakalım. Büyük ihtimalle yetiyle bloklayacak, aynen. Wow. Adam bayağı taki şu an ya. Şunu oynayabiliriz burada. Bayağı güzel hissettiriyor şu an. Bunların hepsi +2 +2 kazanacak. Dediğim gibi Grand Plaza çekmesek bile bu da aşağı yukarı ona değer. Mesela Grand Plaza çekmiş olsak şu yetiyi şuna çekebiliyorduk. Şunu çekebiliyorduk. Mükemmel oluyordu o zaman. O kadar şanslı olmadık bu oynama. Bu atakta hiç fena değil. Okey, yetiyi oraya koyacak. Şunlarla bloklamayacak. Bayağı damage alıyor ya. Wow, bu damage'i yediğine bayağı şaşırdım şu an. Çünkü diğer tur open'lamazsa hayaletli madalyon oynayıp champlayabilirim bu arada. Gene yeti top tekliyor. Wow, dünyanın en şanslı adamı falan olabilir. Burada hayaletli madalyon oynayıp champlayalım her şeyi. Okey. Okey. Wow, ataklamadı. Nice. Şimdi Hecarim'imiz level atlayacak. Hecarim 3 tane çağıracak. Buradan 2 tane gelecek. Bir tane de köpek balığımız geliyor. Okey. Adam board'u patlatacak bir şey oynamıyorlar bu desteri genelde. Reckoning falan oynamıyorlar. O yüzden direkt Hecarim inebiliriz. Ne oynuyorlar ya? Hecarim'i kesebilecek ne oynuyorlar? Hiçbir şey oynamıyor olmaları lazım ya. Aynen, Hecarim durulacak hiçbir şey oynamamaları lazım. Okey. Okey, nice. Kombomuza girişebiliriz. Baya kocaman bir atak olacak bu ya. Bu tarafa dikkatli yürü. Hecarim öldükten sonra bu birimlerin bufflarının gitmesi biraz üzücü ya. Hecarim öldükten sonra şimdi bunlara +3 buff veriyor ya, bunların buff'ının gidecek olması kötü. Keşke Hecarim'i en sağa koyabilsek de bunlar Hecarim'den önce ataklasa, öyle olmuyor işte. Okey. Yine ölmüyordu ki. Oo, bunu yaşatıyor ama şu an. Shit. Okey, yapacak pek bir şey yok burada. Ruhlarım. Karanlığa geçit yok. Şunların suratını dağıtıverelim hele. Of. Şimdi bunu oynarsam board'da 4 tane şey olacak. Bu ışığında bu tur tekrar saldırabiliyor muyum? Saldırabiliyorum herhalde ya.
Şimdi böyle ataklayacağım. Bu ölecek. Bir tane gelecek bu arada. Lucian 3'te. Sonra 3 tane bundan koyacağım. Bundan Grizzled Ranger'dan geleni koyacağım. Lucian bir kere double ataklayacak. Hiçbir board'u temizleyemeyeceğim ama. Tamam, şu daha mantıklı ya. Durum kötü. Okay. Sonum geldi. Ölüleri bir daha öldüreceğim. Şununla ataklayabiliriz sadece. Önce kaybediyoruz galiba. Bu buraya. Bu buraya. Daha iyi blok var mı diye bakıyorum. Yok ya, hiçbir önemi yok blokların şu an. GG, yapacak bir şey yok. Bayağı yakındı ama oyun ya. Adam biraz şans çekmiş. İki tane kadim yeti. Eye of Old Claw'la Ekar'ın bloklaması bayağı lucky oldu. Okey. Tamam. Büyük meydan çekemememiz biraz unlucky oldu. Gene de fena değildi ya oyun. Daha farklı bir şey yapabilir miydim diye düşünüyordum. Sanmıyorum ama ya. Okey, FTR. Her zamanki gibi hardcore Grand Plaza'ya oynamamız lazım. Ben çekemeyeceğim herhalde bugün Grand Plaza. Güzel bir damage'imiz var. Grand Plaza'nın işte bunu da görmüş oluyorsunuz yani şu an Grand Plaza'nın sıkıntısını. Yani bu durum mesela çok kötü şu an Grand Plaza'nın böyle bir duruma yol açması. Okey, ruhların çobanı oynamak sıkıntı değil bence şu an. Ben yaşamın sonundaki ışığı. Şu an yani Avalanche oynayabilir. Avalanche o kadar kötü hissettirmiyor. Burada full goalayabiliriz ya. Köpek balığını bile öldürmüyor Avalanche. Şeyleri bile öldürmüyor. Ruhların çobanlarını da öldürmüyor. Okey. Şimdi bu buraya, bu buraya, bu buraya. Böyle bir hatamız var. Hesabımızı görelim. Okey. Okey. Bu hata salacağız. Adam da salabilir, bir şey oynamayabilir. Okey. Aa.
Okey. Burada da şey hiçbir işe yaramıyor. Avalanche. Adamı kurtarmıyor hiçbir şekilde. Ne yapacak merak ediyorum. Burada full girersem ne olur? Hiçbir şey olmaz herhalde. Burada full girebilirim ya. Köpek balıkları da 5'e 5 gelecek. Bunlarla da ataklamanın bir manası yok ki yani. Okey. İşte o yüzden şeyler oynamak lazım. Ruhların çobanlarını. Ruhların çobanı oynamazsak meydan çekemeyince hiçbir şey yapamıyoruz. Double freeze olabilir buraya. Tek sadece o kurtarıyor galiba. Aynen. Ruhların çobanı taşıdı bu oyun bizim. Köpek balıklarına double freeze atsa bile kurtarmıyor adamı. Oh. Zed Fiora. Wow. Eski bir konsept. Uzun zamandır görmediğim bir konsept Zed Fiora. Yani plaza çekemiyor olmamız üzücü ya. Ama her zaman olduğu gibi hardcore plazaya yollamamız lazım. Yok abi. Bendeki şansla olacak gibi durmuyor ya. Kabuk canavarını oynamayalım ya daha. Şu an oynayabiliriz. Plaza please. Thank you. Nice. Sonunda. Okay Zed. Burada Zed deneyeceğiz. Buradan Nopify oynuyor olabilir. Evet. Acıları kısa sürecek. Burada çamplamak için kullanmak zorundayım ne yazık ki. Yapacağım bir şey yok. Plaza. Okey. Burada bir ton bir şey yapacak şu an bu atakları engellemek için. Ne yapabilir bilmiyorum ama ya. Bununla ataklayacağız. Sonra ayı gelecek. Onunla ataklayacağız. Bir de üstüne single combat'ımız var yani. Buna stun atabilir. O zaman da single gireriz. Okey. Okey. Kurtarmıyor. Wow. tamam bu damage girsin. Senan damage girsin sonra şey yapalım. Single atalım. Okey. Burada bir tane ak saçlı kolcu oynayabiliriz. Şunları suratını dağıtıverelim hele. Bloklamayacaktım zaten. Güzel. Ataklamaması çok güzel. Zaten bloklamayı planlamıyordum. Uf. Tamam dur. Güzel ataklarımız var. Şimdi afet tarihçisi net büyük ihtimal. Önce bir afet tarihçisini atalım. Aynen. Afet tarihçisi alıp adamın ne yapacağına bakalım. Şuna baksana. What the fuck? Wow. OP değil de ne abi? Adamın ne oynayacağına göre. Tamam şimdi Ranger'la şu hatayı yapıyoruz. Bu net. Judgment oynayabilir diye bir baktım. Çünkü birazdan dev bir atak yapmayı planlıyorum. Sian'ın parlağı bayağı güzelmiş lan. Aynen bu atak net şu an.
Senem'i oynasam gölgelerin hücumu mu? Gölgelerin hücumunun şu an bir manası yok galiba. Sene daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü adam ataklayacağı zaman bunları çamplamak için de koyabilirim. Şu an Sene'yi developlamak daha iyi bence. Şöyle 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 yapabiliriz. Yes. Wow. Okay. Okay tamam. Umurum okay, hiç sıkıntı değil. Çamplayacağım, geçeceğim. Aa, okay. Beni takip et. Gardını al. Okay. Blok. Blok yapıyoruz değil mi? Aynen. Hiçbir sebep yok yapmamız için. Okey, sıkıntı değil. Burada ruhların çobanını oynayacağım. Peşimden ölüm mü geliyor, huzur mu? Wow. Fiora'yla hiçbir şey çekemez ki. Okey, ne yapacak bakalım Fiora'yla? Ne çekecek? Okey. İntihalayacak mı? O da olur, fark etmez. Stray salabiliriz ya. Stray bloklamanın bir manası yok şu an. Adamın hiçbir zaman burst damage olmayacak. Gölgelerin hücumunu oynayalım. Deny falan gelecek mi? Nopify, okey. Şimdi ikinci meydan oynayabiliriz Nopify geldiyse oraya. Bir zamanlar öyle değildi. Şimdi tek sıkıntı Judgment oynuyorsa, Judgment oynamıyorsa GG. Yani Odyssey'de Judgment oynuyorlar mı bilmiyorum. Judgment oynuyormuş gibi davranıyor şu an ya da eli tamamen spell. Başka spell'lerle dolu. Şu daha mı iyi diye düşünüyorum. Şöyle. Hiçbir anlamıyorum. Yani Judgment yoksa kazanıyoruz. Bak. Refuge olabilir. Single olabilir. Concerted olabilir. Okey. Judgment varsa yapacağım hiçbir şey yok. Okey, bu dakikadan sonra nasıl toparlar bilmiyorum ya. Fiora oynayacak ya da Zed oynayacak, onu buff'layacak falan filan tarzı bir şeyler yapması lazım. Zed top bekliyor. Nice. Very nice. Very very nice. İşte bu sıkıntı mesela. Bu büyük bir sıkıntı bunun olması. Daha var mı bir şey yapacağım? Wow. Burada bunu yapmak istiyor muyum? İstiyorum. Bunun canı bire inecek ama önemi yok ya. Birimlerin canının bir önemi yok yani şu an. Kart çekmem lazım. Bu da deny olabilir elindeki son kart. Büyük ihtimalle deny. Aynen. Okey, bir şey oynayayım. Üçüncü planı oynamaya gerek yok. Nice. Kiro oynamadık değil mi bu tur? Tamam. Bu oyun. Nice. Desteği değerlendirecek olursak 3 tane editsiz maç girdik. Hiçbir edit yapmadım, sadece binlediğim maçları koyayım diye. 3 tane maç girdik. İkisini binledik. Birinde bir tık kıl payı kaçırdık. Çok şey değildi. Deste fena değil. Dediğim gibi aşırı kompetitif bir deste olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi ephemeral'lar her zaman counterlanabiliyor. Bir de rakip yer yok etme kartlarından birini oynuyorsa yer kartımızı direkt oynadığımızda yok edip bayağı sinerjimize hasar verebiliyor.
Test ama dediğim gibi fena değil. Yorumlarınızı, testte değişiklik yapılmamalı mı, yapılmamalı, yapılmamalı mı aşağıda bekliyorum. Gayet güzel, keyifli, eğlenceli bir destesi. Kesinlikle düşük renklerden çıkarabileceğini düşünüyorum. Zaten Grand Plaza'da oynanabilir, yeni kartlardan oynanabilir olan neredeyse tek kart. Birkaç, yani 3-5 kart falan oynanıyor yeni çıkan kartlardan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Discord ve Twitch kanallarımızın linki aşağıda olacak. Videoyu da beğendiyseniz like atıp diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.